Yatışa bak, yatışa bak. Var ya bak, şimdi kayıyor kayıyor düşecek şimdi aşağıya. Az önce poposu öbür taraftaydı onun. Böyle yan yan geldi geldi, şimdi poponun yarısı dışarıda bak. Birazdan tak diye düşecek aşağıya. Nasıl? Alina, abla sana konuşuyoruz. Abla bir bak bakalım buraya ya. Abla, Alina. Evet, Alina onun ismi değil. Alina, kime sesleniyorsunuz ki? Ben Alina değilim. Ben Alina değilim. Bana değil galiba. Bu arkadaşlar bana konuşmuyorlar diyor. Arkadaşlar merhaba. Ne yapıyorsunuz? Sen bu kedicik tacından vazgeçemedin bakıyorum Elif. Ne kadar çok sevdin sen bu kedicik tacını böyle. Akıllı oyun. Biz daha önce böyle bir akıllı oyun açtık mıydı bilmiyorum ya. Galiba açmıştık. Benzeri mi açmıştık? Galiba. Arkadaşlar, bu da bir akıl oyunlarından. Bizim hep oyuncaklarını aldığımız firmanın akıl oyunu. Çok Ben bir iki tane geçen hafta içinde bir iki tane daha oyununu buldum, onlardan aldım ve de çok hesaplı bir fiyata aldım arkadaşlar. Kaç kişi Bu ona biliyor? 15 lira gibi, ister bir ister daha fazla kişi. Öyle yazıyor bak burada, bir veya daha fazla. 15 lira gibi fiyata aldım, biliyor musun? 15 liraya. Çok güzel fiyat. Ama merak ediyorum, hiç ahşap mı yoksa kağıttan mı yapmışlar? Ahşap. Ahşap. Yani bu firmanın oyunları arkadaşlar gerçekten çok. Bakar mısın? Bakar mısın içine hazırladıkları şeylere? Evet, ahşaptan bir böyle bir oynama tahtası var arkadaşlar. Sonra böyle kare prizmalar mı var? Kare prizmalar var. Üzerlerinde üçgen. Bu ne Elif, bunun ismi? Üçgen. Bu üçgen. Bu ne? Daire. Bu daire. Bu ne? Kare. Aferin benim kızıma. Hepsini öğrenmişsin. Var. Toplamda herhalde 9 tane tahminimce bunlar. Açmıştım. Evet, hepsi de sarı, kırmızı ve mavi renklerde. Yani kırmızıdan 3 şekil, maviden 3 şekil, sarıdan 3 şekil. Böyle 9 tane de şey var. Ve bir de ne kılavuzu bu? Zeka ve mantık oyunu, meta formül diye mi geçiyormuş arkadaşlar ismi? İpuçlarını anlama. Oyunun amacı 80 çözümlü mantık bulmacasıymış bu. He, 80 tane çözümü olan, içinde değişik mantık bulmacaları varmış. Pozitif ipucu, negatif ipucu. Bir parça nereye yerleştirilmemeli sorusunun cevabı pozitif bir parça nereye. He, eğer bunu görürsek parçayı oraya koymamak lazımmış. Oyunun amacı tüm kurallara uyacak şekilde 9 parçanın çok yaşa. 3x3'lük bir oyun tahtasının içine yerleştirerek mantık bulmacalarını çözmek. Bulmaca kitabındaki hızlı başlangıç bölümünden yardım alarak meta formül oynamaya hemen başlayabilirsiniz. Belirli bir noktadan sonra oyuncular daha fazla yardıma ihtiyaç duyar. Bu amaçla bu bölümde kitaptaki ipuçların ne anlama geldiği açıklanır. Çocuklar yeni bir ipucunun kendilerine açıklanması için sizden yardım isterse onları hızlı başlama kılavuzuna yönlendirip cevabı kendi başlarına bulmaya teşvik etmelisiniz. Her ipucu basit bir mantıksal ifadenin görsel anlatımıdır. İpucu pozitif veya negatif olup olmadığına bağlı olarak bir parça oyun tahtasının içerisine nereye yerleştirilmeli veya yerleştirilmemeli sorusuna cevap verir. Oo, bayağı bir detaylı bir şey bu. Aa, İngilizcesi de var ama burada. Şekiller. Şekille ilgili ipucu. Şekiller ne var orada? Daire var, kare var, bir de üçgen var. Bir de renkler var. Kırmızı, mavi, sarı. 6 seviye bulmaca varmış. 80 tane mantık bulmacası varmış içinde. 80 tane. İlk 3 seviye 4-6 yaşındaki çocuklar için uygundur diyor. İlk 3 seviye. Oyuncular oyunda ilerledikçe her bulmacayı çözmek için daha çok karmaşık mantıksal çıkarım yapmaları gerekir. 4. seviyeden itibaren her yaştaki oyuncu çözüme ulaşmada ve buldukları çözümü anlatmada zorlanır. Çocukların gerektiğinde yetişkin desteği alarak oyunda kendi hızlarına göre ilerleme kaydetmelerine olanak tanımak lazımdır. Oyuncular kitabının sonunda her bulmacanın çözümünü bulurlar. Böyle demek ki burada bulmacalar var ve bunların çözümleri var. Evet. Burada İngilizcesini de anlatıyor arkadaşlar. Burada da başladı. Şimdi ben anlamadım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Hızlı başlama kılavuzu. Şuralara koymalısın diyor bak. Buraya koyacaksın. Tamam.
Kırmızı üçgeni buraya koyacaksın. Evet. Sarı sarı kareyi buraya köşeye koyacaksın, değil mi? Evet. Tamam. Burada ortada burada ne olur diyor? Mavi. Ha? Mavi olur bir kere. Mavi? Mavi. Hayır, mavi. Hepsi olabilir mavi. Evet, mavi de. Bak maviyi de diyor. Buraya koyacaksın. Buraya. Evet. Ya oraya ya da buraya koyuyorsun işte maviyi. Buraya. Koy bakalım. Evet. Ben çok koyacağım. Evet, oraya. Ha, devam varmış orada. O zaman mecburen buraya koyuyorsun zaten. Şimdi devamına bakalım. Devamında sana buraya konmaz diyor. Bak kareyi diyor buraya koymayacaksın diyor. Yani şu çarpı olursa oraya koymuyorsun. Hı hı. Çarpıda. Yani o zaman nereye koyacaksın? Buraya koyacaksın kareyi. Şeyi, kareyi. Değil mi? Ama burada da en sonunda da gösteriyor ki hiçbirisine koymayacaksın. O zaman burada sadece. Bence burada kare. Çünkü buraya koyarsak sonra kırmızı kare burada böyle olacak. Kare. Evet doğru söylüyorsun. Buraya kare. Sonra. Evet burada olmaz. İyi de ben hiçbir şey anlamadım bundan ya. Ben yapabilirim. Hadi yap bakalım. Ben en baştan. En baştan başlayacağım. Tamam, baştan. A'dan başlayacaksın. Kırmızı. Ki amaç bunun sana gösterdiği yolu izleyerek hepsini şu kareleri, piyonları yerlerine yerleştirmek. Yani amaç o, başka bir şey yok. Mesela bak bunu böyle yaptık mı? Sana önce üçgeni gösteriyor mesela. Üçgeni diyor nereye koyacağını net olarak gösteriyor. Böyle. Yukarıya koyuyorsun. Sonra ikinci de üçgen, kırmızı üçgeni nereye koyacağını gösteriyor. Tak. Bak onu da gösteriyor. Onu da koyduk. Üçüncü de sarıyı nereye koyacağını gösteriyor. Hatta nereye koymayacağını gösteriyor. Bak çarpıyla koymuş. Yani hiçbirisine koymayacaksın. O zaman koyabileceğin sadece bir tane yer kalıyor. Çünkü öbür ikisi dolu olduğu için orası kalıyor. Dörtte kareyi. Dörtte ne diyor dörtte? Kare. Dörtte de kareyi nerelere koyabileceğini söylüyor. Bak kare. Buraya. Bak şu dört taneden birine işte koyacaksın. Buraya. Ama üçü dolu olduğu için burası boş kalıyor. Ne zaman kazanacağım? Sonra beşte bunu bitirdiğin zaman işte. Hepsini çözdüğün zaman. Kırmızının yerini gösteriyor bak. Koyuyorsun. Altıda sarıyı alıyorsun eline sarı kareyi. Onun da yerini gösteriyor sana. Şu aşağıya ortaya. Yedide kare. Mavi kareyi gösteriyor. Nerelere koyamayacaksın diye gösteriyor mavi kareyi. Bak böyle ve böyle koyamıyorsun. O zaman bir tane yer kalıyor koyabilecek. Evet oraya. 8'de kırmızı daireyi. Ben seçeceğim. Bu yer. Hayır değil. Tam tersi bak. Kırmızı daire yok. Orası evet doğru söylemişsin. Bravo Elif doğru. Böyle bu üçüne olmaz diyor. Üçüne olmaz dediği için de buraya kalıyor. Elinde de bir tane kalıyor. Onu da buraya koyuyorsun zaten. Evet. Ve sorunun cevabı da bak burada çıkmış oluyor. Yani gördün mü bak cevap bu. Aynısını bulmuş oldun sen de. Ama başka olabilir. Nasıl başka olabilir? Hayır. Yani bu şekli takip edeceksin sen. Burada sana ne gösteriyorsa onu yapacaksın. Ama şimdi bu çok kolay geliyor. Yani bunda tık 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 sana söylüyor her yer. Öbüründe biraz daha düşünmeni gerektirecek ileriye dönük. Yani daha ilerilerde. Şimdi bu kolay. 85 tane ayrı böyle soru varmış. Bunların hepsini çözüyorsun. Bak sayfa 1 daha burada başlıyor olay. Ha. Soruyu çözelim diyor bak mesela. Heh, bir tanesini çözelim hadi bakalım. Bu? Evet bu soru işte. Bir buradan başlıyorsun. Kırmızı. Evet bravo. Bu buraya. Evet bravo. Bu buraya. Kare oraya bravo. Bu buraya. Bravo. Sana. Bu şuraya. Bravo. Bu buraya. Bravo. Bu buraya. Sarı ortaya. Bravo. Sonra bu buraya. Bravo. Bu buraya. Aferin. Bu kadar işte.
Gördün mü? Bunu direkt çözmüş oldun. Direkt ikinciye bakıyorsun. Şimdi ikinciyi yapacaksın. Eğer bunları senin koyman gereken yerleri gösteriyor. Daha ileride koymaman gereken yerleri de gösterecek. Onların arasında nerede koymuşsun? Ama işte sen bir önce bir tane daha yap. Ondan sonra da daha ileriye giderek zorlaştıralım olayı. Evet, şimdi kırmızı üçgen nereye? Evet. Kırmızı kare. Kırmızı daire. Evet. Sarı üçgen. Evet, bravo. Evet, doğru doğru. Bravo. Bitti, bu kadar. Bravo. Yani anladın mı sen olayı Lera? Bu böyle. Ama ileride bak neler var. Daha çok zorlaşıyor. Bak soruya bak. Gördün mü? Sarıyı bak koyamayacağın yerleri gösteriyor burada. Sarıyı koyabileceğin bir tane yer kalıyor. Ortası. Sonra kırmızıyı alıyor sana. Kırmızıyı nereye koyacağını söylüyor. Nereye koyacaksın kırmızıyı? Bak böyle bir şekil varmış. Sen onu oraya koyacaksın. Bu şekil ya budur ya da burasıdır. Burası dolu olduğuna göre kırmızıyı buraya koyacaksın. Evet. Bak kırmızı daireyi nerelere koyamayacağını gösteriyor sana bak. Şuralara koyamayacaksın ben diyor. Burada. Hayır değil işte oraya koyamazsın diyor bak. Buralara koyamayacağını gösteriyor gördün mü? Hı. Şurada bak kırmızı daireyi. Tek bir yer kalıyor burası. Hı. Maviye geldik. Mavi üçgen şöyle çapraz gelecek bir yere koyacaksın diyor. Ya buraya başka yok işte. Tek bir yer kalmış burası. Ondan sonra sarı kare nereye koyamazsın diyor. Böyle bir tane buraya koyamazsın diyor ve buraya koyamazsın diyor. Bu. O zaman bir tane yer kalmış orası. Ben bunu sana yapabilirim. Evet bu. Bence yapabilirsin. Sarı daire. Sarıyı koymuşuz zaten doğru yere. Evet. Sonra üçgen. Bu bunlar olmaz. Bu mu? O zaman nereye olabilir? Bu. Hayır bir de burası da var ama. Değil mi? Hı-hı. Eğer bu 3 olmazsa ya buna konacak. Hı-hı. O zaman bunu bak ne yapacaksın? Bak. Şu ortaya koy. İkisinden birisi olduğunu unutmamış olursun. Aha. Şimdi kırmızıya bak. Kırmızı. Bu neli bu? Aa buna olmaz. O zaman. Evet o ikisi olmazsa. Bu bence. Hayır. O ikisi olmazsa bu üçünden birisi olacak. Evet. Değil mi? Doğru. Üçünden birisi. Tabii işte burada zaten olay. Sonra bir saniye. Maviyi bak gösteriyor sana maviyi. Maviye bak. Neresi olabilir diyor. Burası olur. Burası olur. Başka olmaz. Burası olur. Mavinin yeri belli o zaman. Değil mi? Evet. Başka? Kare, ya, kare kaldı. İşte bak burada tıkandık işte gördün mü? Üçünde koyacak yerimiz yok. Bilmiyoruz yerlerini. Yok. Bu olmaz. Aa, kırmızıda kırmızının yeri neresiymiş? İkisi olmaz diyor bak. Burası olmaz. Burası olmaz. Burası olmaz. O zaman burası kırmızı. Burası? Bence orası. Çünkü bak iki tane olmaz gösteriyor sana. Bence burası. Yani bu böyle veya böyle olmayacağına göre tek bir yer burası kırmızı için. Anladın mı? Burada. Hayır orada olamaz çünkü bak ne diyor? Gördün mü üst üste köşe bentten ikisini olmaz diyor çarpı koymuş. Kırmızıyı koy buraya. Tamam. O zaman sarı buraya kalıyor. O zaman mavi de oraya kalıyor. Çözdük gördün mü? Yani olay gitgide zorlaşıyor. Yani sen ne kadar ileriye gidersen sayfaları ilerlettikçe daha çok düşünmeni gerektiriyor yani ileriye dönük. Çok güzel bir oyun arkadaşlar ve de çok ucuzdu. Yani 15 lira gibi fiyata aldım. Yani bence çok mantıklı bir fiyat ve dolu dolu da bir şey var. Biz bunu böyle bir oyun açmıştık biz. Evet. Böyle bir oyun açmıştık. Yabancı bir markaydı. 50-60 liralık bir fiyatı vardı. Tavsiye ederim arkadaşlar bakın bu oyuna. Ve oynayabilirsiniz. Abi Elif de seviyor şimdi böyle şeyleri. Şimdi bu daha ileri. Demin abi, 22'yi yaptık biz. Çok 22. Zorlandık. Evet. Aha. Arkadaşlar görüşürüz. Bye. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bye.